Efendim, Ünlü Sohbetleri hoş geldiniz. Bugünkü konuğum oyuncu, eğitmen, yazar Emre Tetikel. Hoş geldin Emre. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sizleri sormalı. Çok iyiyiz vallahi. Seni gördüm daha iyi oldum. Emre'cim, inanılmaz bir background'a sahipsin. Teşekkür ederim. Çok çok dolu dolusun. Dolu dolu sanat. Dolu dolu sanat. Nasıl başladın kariyerine, onu öğrenmek istiyorum ilk etapta. Kariyerime ben Tekirdağlıyım. Evet. Orada doğdum, büyüdüm. Evet. Tabii ki o dönemlerde 85'im, 37 yaşındayım. Tekirdağ'da çok fazla eğitim olanağı yoktu. Mesela ben ortaokulu, liseyi, güzel sanatları bitirmek çok isterdim. Ortaokulu, lisede güzel sanatlar lisesi. Yok mu Tekirdağ'da? Lisesi. Yoktu maalesef. İşte birkaç lise vardı. Benim de birkaç yere puanım yetmeyince dediler adım şeye gitsin, süper liseye gitsin çocuk. İngilizceye de biraz yatkındım ortaokulda, evet, liseden. Evet. Yani vardır ya matematiksel zeka, sözel, evet, zeka. Evet, aynen olarak. Öyle. Sen sözelci misin? İşte dil bölüm mezunuyum ben liseden. Okay. O da bir tek dil görüyorsunuz, matematik fen görmüyorsunuz. Tamam. Sadece sözel görüyorsunuz vesaire. Ama çok isterdim mesela, yoktu o dönem bizim şehrimizde. İşte güzel sanatlara gidip, evet, orada okumak falan. Biz de kendi çapımızda tiyatro yapmaya çalışıyorduk. İşte arkadaşlarımızla beraber işte metin yazmaya çalışıyorduk. Aa, ne ama güzel. Sadece bir şeyler, evet, yapmaya olsun, çalışıyorduk. Aynen. Daha sonra üniversite hayatı başlayınca İstanbul'a geldim. İşletme ve oyunculuk bölümünü bitirdim. Esasında 20 yaşından sonra, yani 20 senedir bu işi yapıyorum, evet, esasında. 20 yaşından sonra profesyonel oldum diyebilirim. Daha çok para kazanmaya, evet, bir de hem para kazanmaya başladım, evet, ve tecrübelerimi. İlk diziyle mi başladın? Evet. Yok, tiyatroyla başladım. Tiyatroyla, evet, ilk başladım. Bir gün bir arkadaşım vardı. Şu an konuşmuyoruz, söylemeyeyim. Beni bir yere davet etti. Bir tiyatro galasına davet etti. Orada rahmetli hocam Selçuk Ulergüven. Bizimkiler Benim dizisini biliyorsunuz, evet, TRT'de. Biliyorum. 90'lara damgasını vurmuş bir dizi. Orada Davut Usta rolünü oynuyordu. Helga Karı. Dunkov, evet, Dunkov, evet, diyor da onu. Selçuk Ulergüven. Rahmetli. Ya düşünsenize, orada Aykut Oray vardı, evet, Horozlu Katil, biliyorum, onlar da benim hocamdı. Zaten yatsın. O tayfak hepsi kendi jenerasyonları. Biz Baharya Sanat Merkezi Kadıköy'de beraberdik. Okay. Orada hep beraber tiyatro yapıyorduk. Selçuk Hoca ile tanışmamı sağladı arkadaşım. Bir yere davet ederek, bir vesileyle Selçuk Hoca da beni karşıdan görüp yanına çağırmıştı. Şey demişti o zaman, sen de oyuncu musun, yani ne yapıyorsun? Dedim evet hocam, hani oyuncu olmaya çalışıyorum. Evet. Dedi bizimle tiyatro yapar mısın dedi, ben de seni çok beğendim dedi. Sende de star ışığı var dedi. Tamam. Tabii star ışığı var mı yok mu bilmiyorum da hani ben de hevesliyim. Gittim onunla beraber tanıştım. Baharlıya Sanat Merkezi'nde tiyatro yapmaya başladım. Bir yaz onlarla gecesi rüyasıyla mı başladın? İlk oyun o muydu? Yok, onlar bizim kendi ekibimizce yaptığımız şeyler. Genelde Selçuk Hoca'nın yazdığı oyunlar biraz daha eski Türk filmlerindeki Kemal Sunal'ın ve diğer halkın sorunlarını dile getiren oyunlar tarzında oyunlar. Ne güzel. Oyunlar, evet, yapıyordu, yazıyordu. Biz de orada oyunları oynuyorduk. Daha çok halkın sorunlarını dile getiren vesaire gibi. Tabii orta oyunu şeklinde yapıyordu Selçuk Hoca bütün oyunları. Onunla çok fazla deneyim sağladım. Zaten senelerce tiyatroya emek verdiğimi düşünüyorum. Evet. Sahne tozu, yani yutmak denilen, evet, şey var ya. Bir de duayenlerle bunu yapmak değil mi? Tabii çok ki, yani düşünsenize, yani ben 20 senedir bu işi yapıyorum. O dönem, bundan 15 sene, 10-15 sene önce sadece bizim hocalarımızın 55 senelik tiyatro hayatı vardı. Evet. Yani kendi şey, yaşından mı ziyade bir, evet, 55 senelik tiyatro hayatı var. Aynen. Hala öyle oyuncuyum demiyorlardı. Ne acayip ben, değil mi? Ben yani ne haddime diyorsun o zaman, bu işi yapmaya çalışıyorum. Evet. Tiyatro yapıyorum. Sinema televizyon projelerinde yer alıyoruz. Tabii ki güzel projelerde yer almaya çalışıyoruz. Hem para kazanmak hem de güzel eserler bırakmak, evet, için. Çünkü çok iyi yapımcılar, çok iyi yönetmenler ve çok iyi senaryolar çıkıyor. Çok iyi senaristlerimiz var, zaten kültürümüz de buna müsait. Çok, evet, iyi işler de çıkıyor. O, evet, şekilde de deneyimlerim oldu. Daha sonra dediğim gibi Selçuk Hoca ile bu tiyatroya başladım ve ondan sonra yavaş yavaş işte televizyon projelerine girmeye, evet, başladım. Dizi, sinema, evet, dizi var, film var, başladım, bir sürü. Evet. Onlara devam edeceğiz ama tiyatroyu böyle bir iyice konuşalım istiyorum. Çünkü evet, tiyatro, evet, eğitmenisin, evet, ayrıca. Evet, bir yandan eğitim de veriyorum. Ayrıca metin de yazıyorsun değil mi? Yani evet, tiyatro oyunlarda metinleri yazıyorsun. Yazıyoruz. Kendi ekibim de var, arkadaşlarım var. Kendi yazdığımız oyunları yazıyoruz. Tabii siyasi politik oyunlar değil ama biraz daha halkı bilinçlendirmek üstüne. Hani
Şu an bu böyle. Yani daha mizahi şekilde komedi oynayarak ama hem düşündürmek hem güldürmek olayı vardır. Rahmetli Kemal Sunal'ın yaptığı filmler gibi aslında. Ya esasen şey de yanlış mesela. Yani hem düşündürdüm hem güldürdüm. Yok abi yani güldürebilirsin neyse sadece. O, evet. Güldürürken düşündüremezsin. Düşündürürken doğru. Belki güldürebilirsin ama yani çok farklı bir şey. Yani genelde şunu tercih ediyorduk. Yani bir mesajı olsun oyunun. Yani evet. Kuru kuru gülmesin. Bir amacı olsun. Bir aynen şey hizmet öyle etsin. Hatta akımlar vardır ya, sanat sanat için midir? Evet. Ya da işte sanat toplum için midir? Toplum için mi vardır? Evet. Ya bence sanat sanat için değildir ya. Yani tek başına sanatın kendine faydası olamaz. Sanat kesinlikle toplum içindir. Yani Picasso'nun eserlerine bakın, Da Vinci'nin eserlerine bakın. Bir sürü sanatkar, heykeltıraşlar var. Evet. Hepsi halkın sorunlarını dile getirmiş. Bir mesajı var. Aşkın mesajını vermiş. Aşk benim doğru için böyledir demiş. Ya da işte şu zulmeden kral bakın bu şekilde acı çektirdi demiş. Adam resmini yapmış. Aynen ve öyle. Değişik resimler yapanlar da var. Mesela 1800'lü yıllardan kalan tablolar var. O tablolarda dünya dışı varlıklardan bahseder. Evet. Uzay gemilerine benzeyen evet mekiklerden bahseder. Yani evet, insanın hayal gücü çok kuvvetli. Belki hayal etti, belki gördü. Bilemiyoruz. Dali'nin de o sürrealizmi aslında tabii ki, tabii ki, tabii ki. O yüzden bütün eskiden gelen sanatçılarımız da her zaman toplumun sorunlarını dile getirmişlerdir. O yüzden ben de böyle düşünüyorum. Aynen öyle. Mesaj bir mesajı olmalı mutlaka. Çok güzel. Gibi. Peki tiyatroda mesela ya şey hep bütün tiyatro oyuncularına soruyorum da hiç böyle unuttuğun oldu mu hani? Buradan sevgili arkadaşım Emre Karaoğlu'na selamlarımı iletiyorum. Şimdi bizim kendi ekibimiz var. Sevgili Pelin Akil de bizlerle beraberdi bundan 3-5 sene önce. Özlem Savaş, Emre Karaoğlu bir arkadaşım var. Kendisi Yalova'da yaşıyor. Zaten İstanbul'da gidip geliyor. Yalova Şehir Belediyesi, belediyenin tiyatro adı altında. Biz tabii özel tiyatroyuz. Sürekli turnelere çıkıyorduk. Onun dışında Emre'yle de çok yakın arkadaşım olduğu için Emre ve iyi tanıdığınız biriyle sahneye çıktığınızda çok rahat doğaçlama yapabiliyorsunuz. Tabii. Çok güzel oluyor. Yani akıcı bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Düşünsenize tiyatro yapacağız. Skeçler var. 5-6 tane skeç. Diyor ki Emre diyor yarın diyor oyunumuz var. Nerede? İşte Yalova'da yapacağız ya da Tekirdağ. Ben Tekirdağlıyım. Tekirdağ'da sizin orada. Tamam ne oynayacağız? Sen gelince görürsün. Ama yani atman lazım önceden. Ben onu ezberleyeyim değil mi? Rolüm ne bilmiyorum. Hani ben doğaçlamayı severim. Ya. Yani ama geliştirmeye çalıştım. Ama olur mu ya yani, skeç komple? Ya evet geliştirmeye de çalıştım kendimi doğaçlama olarak ama şimdi şöyle bir şey var. Sahneye çıkacağız. O gün buluşuyoruz sabahta. Tamam. Ne oynayacağız akşam? İşte kocası karısını aldatıyor. Komik bir oyun. Bitti. Bana verdiği bilgi bu kadar. Ben çıkıyorum sahneye. Rolümünü söylüyor. Onun konuşmalarından ya tabii ki bir tık okuyorum hikayeyi de yani ezber yok ama da bilmiyorum. Evet hiç çalışmamışsın. Tabii. Ya şimdi birbirimizi de biliyoruz ya hikayeyi de biliyoruz orada akıtıyoruz biz onu böyle oynuyoruz falan. Ama ne kadar güzel tabii, ya. Ya bu çok canlı enteresan canlı bir şey. Canlı canlı aslında tabii doğaçlama. Buna benzeyen bir program yapmışlardı birkaç kanalda. Birkaç ekip vardı onlar da gayet keyifliydi anlık doğaçlama yapıyorlar ya. Tabii ki onlar kısa kısaydı ama bu çok farklı bir şey. Tabii yani canım direkt bayağı tiyatro oynuyor. Seyirci önüne atıp. Sevgili arkadaşlarım. Evet. Bu tarz şeyler de yapıyoruz. Çok iyiymiş ya. Ama kendi yazdığımız oyunları genelde oynamaya çalışıyoruz. Anladım. Evet. Tabii ki edebi metinler de var. Dediğiniz gibi Riyaz Gecesi Rüyası, Shakespeare'in eserleri, dram, komedi bir sürü eseri var. Bunları da oynamaya çalışıyoruz ama artık insanlar daha modern oyunlara gitmek evet, istiyor. Doğru. Tabii ki onlara da talep var. Biz de oynamak isteriz. Zaten maliyetli işler. Ona göre dekor ayarlıyorsunuz, evet, kostümleri var. Tabii. Çok uzun provaları lazım. 3-4 ay prova yapmanız lazım evet vesaire gibi. Ama kısa skeçlere bir ayda, 2-3 haftada ya da bir haftada ya da benim gibi günü günlük hazırlanabiliyorsunuz yani. Artık antrenmanlısın tabii bir de. Tabii antrenmanlısın ama oynadığınız arkadaşlarınıza göre değişiyor. O dediğim arkadaşlarım da eğitmendir hepsi zaten. Hepsi öğretmendir. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ben de bu yaşıma kadar benim eğitmenlik hayatım bir 12-13 senedir. Çok uzun süreli değil olsun, ama olsun çok yani bence. Yani birçok öğrenci konservatuara kazandırdım. Ne kadar bundan güzel. Çok mutluyum. Yani sonuçta ya hayat insanlar için, bizler insanlar için varız. Nasıl aşk, sevgi insan evet, içinse. Evet, aynen öyle. Bilgi aktarımı çok değerli değil tabii mi? Tabii ki. Bunu nasıl aktardığınız da önemli. Diliniz çok önemli. Mesela ben Tekirdağ'da da arkadaşımın koleji var. Mesela oraya da gidiyordum, ders veriyordum. Onun dışında bazı sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorduk. Böyle şeyler söylenmez ama örnek olması ve başkalarının da buna evet, belki atakta bulunması için hani engelli ve kimse çocuklara da ders veriyorduk biz. Ben de bununla ilgileniyordum. Tabii engellilere
engelli dilini bilen, o eğitimi bilen arkadaşlarını da destek alarak veriyorduk. Hani bu hayatın bu tarz şeylere dokunmak gerekiyor. Bunlar para kazanmak için falan tabii değil. Bu başka tam bir şey, tersi biz bunu tabii ki. Uğraşıyorduk. Dediğim gibi çocukların size gelip işte annesi babası gibi görmesi. Evet. Bunlar çok büyük duygular. Evet. Yani parayla asla satın alamayacağımız doğru şeyler. O yüzden bir de benim işte benim hayatımda esasen son 6-7 senedir değişen şeyler bunlar oldu. Bir evet. tane kedim var. Aynen. Burada güzel. Biraz yalnız kaldığı için vardı. Annemin yanına götürdüm Tekirdağ. Mesela hayatıma kedinin girmesi, küçük çocuklarla çalışmam vesaire evet. gibi hayatta benim bakış açımı çok değiştirdi. Değil mi? Yani kendi yaptığım sanata dair, yazdığım romana dair birazdan konuşuruz. Onu da konuşacağız. Birçok şeye kadar değişti. O yüzden çocukları sevin. İlgilenin. Kesinlikle. Özellikle kız çocukları da ilgilenin. Hayvanları sevin, sahip çıkın. Bu sokaktaki hayvanlara her evet. bir birey bir tane sokak hayvanına sahip çıksa bir tane sokakta hayvan kalmaz. Bir de aç kalmaz, aynen öyle. Gerçekten. O kadar önemli bir evet, mesaj yani, verdim ki. Dediğim gibi yani çok iyi bir matematikçi olabilirsiniz, çok iyi bir sanatçı olabilirsiniz, çok iyi bir iş adamı olabilirsiniz, çok iyi bir öğretmen olabilirsiniz, çok iyi bir sunucu olabilirsiniz evet. ama çocukları sevmiyorsanız, hayvanları sevmiyorsanız, onlara sahip çıkmıyorsanız evet. hiçbir şey değilsiniz. Yaramaz. Aynen öyle. İster inançlı olun, inançlıysanız Tanrı'nın katında iyi değilsiniz. Başka şeylere inanıyorsanız, hayata daha enerjisel boyutta inanıyorsunuz. O karma felsefesi olarak zaten size her zaman kötü. Ben şey diyorum Emre ya hep, iyi insan olmak. Tabii. İyi insan olmak. Onu demek istedim. Bu yani başka bunun ötesi. Şimdi mesela aslında. Ders sözü 40 dakika, 45 dakika ya. Evet. Şimdi tiyatro yapacağız, çocuklara doğaçlamayı öğretiyorum vesaire. Şunu şöyle yapacağız, şu an sahnede işte şöyle durmalısın her zaman sahnede yaş seyirciye. Yaş skalası ne öğrencilerinin, onu da öğretiyorum. Ya ben çok küçük yaş grubuna da girdim. Ay, birkaç drama güzel. Öğretmenimiz gelmemişti. Girdim bir 4 yaşa kadar indim yani. Aha çok iyiymiş. İndim mi, onlar mı beni indirdiğinden nereye girdim çıkamadım dersen. Ve en son biri tepemdeydi, biri oradan böcek gibi üstüme atlıyordu, oradan bilmem ne falan. Ne güzel ama. Dedim beni getirmeyin bir daha buraya. Hani olmaz, evlenmedin de çocuğum da yok. Evet. Ama tabii işin esprisi bir yanık ama öylelerde yani örümcek gibi sürekli üstünde. Biri ağlıyor oradan, biri kusuyor falan. Onları tabii ki o çocukları drama, canım dramatik. Bu arada evet. drama dediğimiz şey çoğu insan bunları yanlış biliyor. Buradan da tavsiyem olsun, mutlaka çocuklarınızı 3 yaşından 4 yaşından sonra drama derslerine yollayın, drama öğretmenlerinizle. Eylül'de yollayacağım ben. Kesinlikle yollamalısın. Çünkü drama benim çocuğun gelecekte öğrenebileceği deneyimleri, evet. tecrübeleri değil mi? Dramatik oyunsal süreçlerle öğrenmesini sağlıyor. Yani bu aslında hayatı için de önemli. Tabii değil örnek mi? Hırsız polis, hırsızlık kötü bir şeydir ama onu oyun oynatıyorsun, ona karakter veriyorsun. Evet. Oyunsuz süreçlerle polisin iyi bir insan olduğunu, bizim güvenliğimizi koruduğunu ama hırsızlığın kötü bir şey olduğunu ya da insanlara kötü davranmaman gerektiğini evet. gibi bu tarz şeyleri müthiş. Örtüyor. Ama tabii daha bir üst yaş grubu hı-hı. genelde artı 18 biz büyüklere direkt evet. o kameranın oyunculuk ve tiyatro dersi evet. de veriyoruz tabii ki. Birkaç çalışım akademi var. Dediğim gibi Tekirdağ'da gidip geliyordum. Ama tabii 18 yaş altı, 12 yaş grubu hı-hı. arasında direkt tiyatro yapabiliyorlar. Yapabilmeli hı-hı. zaten. Anladım. Yani o yaştaki gruba verebiliyorsun tiyatro eğitimini. Çünkü daha küçük yaştakine veremiyorsunuz, anlamıyor çünkü. Evet. Ona da dediğim gibi dramatik drama, süreçler öğretiyorsunuz. Çok iyi anladım. Yani dramayla esasında çoğu insan yanlış biliyor. Drama, ağlamak. Alakası yok yani, alakası. Dramaturji evet. diye bir bölüm var mesela, ders var ve bunun eğitmenleri hı-hı. de var. O yüzden karıştırmayalım bunları ve dediğim gibi mutlaka çocuklarınızı yollayın. Kişisel gelişimlerinde harika bir rol oynayacaktır. Kendini ifade edebilmesi, evet. beden dilini kullanması, ses tonunu kullanması, Türkçeyi iyi kullanabilmesi, evet. insan ilişkileri. Tabii. Yani dışa dönük olması. Dünyanın en büyük üniversitelerini bitirebilirsiniz. Evet. Ama karınızla, annenizle, babanızla, arkadaşlarınızla iletişim kuramıyorsunuz. Doğru. Evlendiğiniz eşinizle bir sohbet etme, bir yemeğe gittiğinizde sadece 2 saat içerisinde 3 cümle kurabiliyorsanız, kendinizi iyi ifade edemiyorsanız, doğru. kariyer yapmanın, işte zengin hiçbir olmanın ya da yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kişisel gelişim bence daha önemli. Harika, harikasın. Hakikaten çok doğru. Emre'cim geçelim dizi ve filmlerine. Sen genelde kötü karakter oynuyorsun. Evet, neden kötü oluyorsun her zaman? Biraz kötü. Bunu açalım. Uzun soluklu dizilerde çok yer aldın. Filmlerin var. Evet.
Kötü mü gözüküyorum ya oradan bilmiyorum. Yok aslında değil, neden? Bir de çok Hristiyan'ı evet, da çok oynadın değil mi? Yabancıları da çok oynuyorsun. Kötü karakter canlandırdım. İşte Karagül'de Şahin karakterini canlandırmıştım. 2019'da Adını Sen Koy'da Teoman karakterini canlandırdım. O da kötüydü ama orada biraz daha komik yapmaya çalıştık karakteri. Evet. Ben komedi oynamayı çok seviyorum. Dediğim gibi bizim hoca, Selçuk hocalarla falan ben senelerce tiyatroda komedi oynadım. Evet. Komedi gerçekten oynamak çok zor. Yani drama da, yani dramatik bir şey oynamak da çok zor. Yani ağlıyorsunuz, hemen ağlatabiliyorsunuz karşıdaki. Evet. Ama o yüzden mesela Cem Yılmaz'ı, Cem abi mesela, Ata Demirer, yani komedi stand-up yapanlar ya da komedi, komik bir film, komik bir senaryo yazabilen, bir film çekebilen, komedi oynayabilen oyuncular bence çok yetenekli ve çok zor bir şey. Çok zor. Çünkü onun timingi var, karşı tarafa geçirmek var. Evet. Yani o espri var, espri doğru yerde, çok doğru zamanda, doğru kelimeleri söylemek var. Güldüremediğin zaman da işte bak işte komik değil deniliyor ya, o da ne kadar kötü. Ama işte çok zor komedi oynamak. Yani evet, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben de kendi çapımda hep komedi, biz hep komedi oynadık. Ben iyi yapmışımdır, kötü yapmışımdır bilmiyorum, seyircinin takdiri. O konuda hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Oynadığım bütün projelerde, projelerinde de yönetmenden izin alıp hani bir tık daha karakteri yumuşatmak adına bunu eklemeye çalıştım. Onu demek istiyorum. O daha da tatlı. Biraz presentable bir tipseniz, yani güzel bir kadınsanız, yakışıklı bir erkekseniz komedi size yakışmıyor. Yakıştıramıyorlar. Evet. Yani daha karakteristik bir tip olmanızı bekliyorlar vesaire. O yüzden daha zor karşı tarafa bunu geçirmek. Evet, doğru. Dizilerde de dediğim gibi hep kötü karakter oldu. Bir şimdiye kadar ana kast oynadığım bir 6-7 dizi var. En son pandemi zamanı 2019'da Adını Sen Koy dizisinde uzun soluklu orada yer aldım. Tabii ondan önce Son Çıkış, Karagül var, Son Çıkış var. Oralarda da hep kötü karakterdi. Evet. Arkadaşlarım, hatta Tekirdağ'daki arkadaşların dalga geçer, hepsine sevgiler, saygılar. Hep şey derler ya... Emre'cim ya, yani elim bir kere gül tutmadı, hep silah, sopa, bıçak falan ama gerçekten öyle. Hakikaten yani. Ya, bir de şey oluyor, oynadığım dizilerde hep gençlik projesi, benim bir tane gençlik projesi oldu. İlk sinema filminde başrolde başlamıştım, 2008'in yazı çekmiştik. Faruk Aksoy, buradan sevgilerim, saygılarım gönderiyorum. Aksoy film, Ayakta Kaldı bir sinema filmi çekmiştik. Benim ilk sinema filmimde ilk başrolümde Mehmet Aslan'la, sevgili Sinem Koval'la beraber oynamıştık. İşte kötü adamı oynuyordum ben orada, Berk karakterini canlandırıyordum. O şey esasında ilk tam anlamıyla kötü adamı oynadığım oydu. Ondan sonra da devamı geldi bir şekilde. Hep kötü adamı canlandırdım. Evet, yapıştı üstünde bir şekilde değil mi? İşte arkadaşlarım dalga geçiyor. Yani hep bıçak, silah niye yok elimde falan. Sana çok isterdim yani. Değil mi? Peki senaryo geldiğinde neye dikkat ediyorsun? Hikayenin ana temel kurgusuna. Yani konu, diyalog akışları çok önemli. Yani ben de yazıyorum, senaryo yazıyorum. İşte bir tane roman yazmış. Şimdi ikinci romanımı çıkaracağım kısmetse. Çok ağır bir şey. Biraz zorlanıyorum çıkarmakta. Senaryo yazmak çok zor. Senaryonun akıcı olması çok önemli. Sonuçta oynayan oyuncu da bunu etki ediyor. Seyirciye geçirmeye çalışıyor ama hikayenin güzel olması gerekiyor. Hep aynı. Bazı Yani sonuçta hikayeler bellidir. Ne kadar üretebilirsiniz ki? Yani hırsız polis hikayesi, aşk, töre hikaye, yani bunun çok ekstra bir şey üretemezsiniz. Yani içine uzaylılar koymanız lazım ekstra bir şey olması için. Ama bunu farklı dilde anlatmak var. Doğru. Seyirciye siz bunu farklı dilde anlatırsanız, işte Türkiye'deki yapımcılar da çok iyi. Ve anında yakalıyorlar doğru senaryoyu. Diyorlar ki bunu güzel çekersek, doğru yönetmen, doğru açılarla ve castinginin çok iyi cast direktörleri de var. Bunu castını doğru yaparlarsa... Zaten çok güzel bir iş çıkacak ortaya. Tabii ki. Esasında o önemli. Evet. Yani oynayan oyuncular çünkü neden biliyor musun? Ya senaryo kötü olabilir. Ya evet, hikaye önemli. Senaryo, her senaryo %100 mükemmel değil. Çok orta seviye bir senaryo gelir ama yapımcı, kast direktörleri öyle bir oyuncu seçer ki o oyuncu o bir sayfayı 5 sayfa gibi oynar. Çok iyi anladım. Casting bence çok önemli. Doğru. Zaten baktığınız zaman hep doğru kast yapılmış işler tutmuş oluyor. Tabii hikaye de çok önemli vesaire gibi. Ama önce kasta mı bakıyorsun? Tabii ki, yani kim çekiyor, yönetmeni kim oynayacak? Siz istediğiniz kadar iyi oyuncu olun. Yani bir de iyi kötü neye göre iyisin, neye göre kötüsün? Yani bana harika gelen bir şey size çok kötü gelebilir ya da başkasına çok kötü gelen başkasına çok iyi gelebilir. Yani bu göreceli bir şey, bunun sonu yok. Doğru. O yüzden hayatı ben iyi kötü diye ayırt etmiyorum. Akışına bırakıyorum. Senaryo gibi bu tarz projelerde de tabii ki esasında %25 kriterlerin var sonuçta. Tabii ki. Peki Emre, mesela bir biyografi çekilse
Kimin hayatını oynamak istersin? Ya onu... Ya şimdi şöyle bir şey. Biyografi çekilse... Şimdi biyografide oynayan oyuncuya çok benzemen lazım. Yok, tip şart, olarak bir şekilde make-up'la bunu değiştiriyorlar. Onu düşünme, onu düşünme. Hiç benzeme anlamında değil. Kimin hayatını oynamak istersin? Bunu hiç daha önce hiç düşünmemiştim. Kimin hayatını? Yani... Veya kime büyük hayranlık duyuyorsun geçmişte, günümüzde? Herkes yani, olabilir bu. Sanatçı olarak mı, sadece oyuncu olarak mı? Fark etmez. Ya, hayranlık bir filozof bile olabilir, herkes olabilir. Ya yani. Tabii ki birçok insan var, birçok kişi var. Evet. Ya bir kere o Yeşilçam oyuncularını asla es geçemeyiz. Öyle evet. Bir iki kişi saymakla da olmuyor. Yani hepsini hepsi saymak lazım. Iyiydi. Tabii ki Şener Şenler, Kemal Sunallar, evet, daha sayabileceğim. Gazanfer Özcanlar, bizim hocalarımız, Selçuk Hocalar. Aykut Hoca hepsi emek vermiş. Bir sürü kadın oyuncularımız var. İşte evet. Gazanfer Özcanlar, Kenterler. Eşi, evet, hani aynen. Müşri o. Kenter, Yıldız Kenter. Hani tabii. O kadar çok oyuncu var ki. Çok. Çok ayıp olur böyle isim vermek. Yani hepsinin hayatı oynanabilir. Hepsi, çünkü hepsi o kadar emek vererek zor şartlar altında bir yerlere tabii, gelmişler ki. Çok. Şimdiki gibi değil. Telefon. Çok basit artık. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Oyuncuyum. Çok saçma yerlere gidiyor. Evet. Shaker markası zannediyor. Evet, maalesef. Ya ben kendi öğrencilerimden biliyorum. Diyor ki hocam diyor, siz diyor yakışıklı adamsınız diyor. Sizin diyor etrafınızda çok kızlar vardır. Biz de diyor oyuncu olunca diyor sizin gibi takılır mıyız? Kötü, değil mi? Ya bakar mısınız? Ne kadar saçma düşünceye yani, bak. Yani oyuncu olduğu zaman işte kızlarla gezmek, işte ortam yapmak, öyle işte bir sanıyor. Yerde bir eğlence vesaire. Sanat da yani esasen burada ailelerin suçu var. Çocuklarınızı yönlendirmeniz gerekiyor. Evet. Yani sanatın ne olduğunu ya bir heykel ya bir gece bir yerlere gitmesin. Çocuklarınızı alın sinemaya götürün. Heykel müzesine götürün. Evet, heykeltıraşların yaptığı tiyatro sergilere oyunlarına götürün. Resimlere götürün. Yani Instagram'daki resim gibi değil. O ressam ne demek istemiş orada? O resmin açıları var. Kullandığı boya çeşitleri var. Hangi evet. Fırçayla darbelerini yapmış? Hangi tür boya kullanmış? Ne anlatmak istiyor? Hangi renkleri karıştırırsanız ne oluşur? Yani bunları aşılamadığınız zaman al oğlum bu parayı git eğitim al olmuyor. Aynen ve o doğru. Çocuğa da bir şey öğretemiyorsunuz. Çok doğru. Anne hiçbir şey öğretemiyorum. Çok, şey düşüyor, hiçbir şey öğretemiyorum. Düşünün çok. Ehliyet yok mesela. Arabayla geliyor. Ha, sen çocuğunu bu karşıma artırsan geleceğin sanatçıları bunlar mı olacak? Aa, haklısın. Ben sanatçıyım demiyorum. Ben hocalarımdan ne yaptım? Aldım eğitim. 20 senedir bu işi yapıyorum ve bir şeyler öğretmeye çalışıyorum insanlara. İşte demin de dedim ya öğrencilerimize 45 dakikalık 40 dakikalık ders süresinde atıyorum kız arkadaşıyla bunlar 15-16 yaşında koca çocuklar kız arkadaşını küfür ediyor vuruyor. Aa. Ben sahneye bırakıyorum anlatıyorum evladım kadınlar çiçektir bak woman TV değil mi bak sizin evet, misyonunuz vizyonunuz var kadınlara kötü davranmam lazım yani hanımlara kötü davranmaman lazım senin hanım arkadaşın iyi davran yani hayat sevgi üstüne kurulur insanlara iyi davranman lazım arkadaşlarını sevmen lazım. Sana biri kötülük yaptığında al karşına kibar dille evet. Konuş. Ay, ona şiddet uygulama. Evet. Hele bir kadına asla şiddet uygulama. Tabii. Öğretmenine zaten... söyle vesaire. Bütün ders bitiyor. Biz bunları konuşuyoruz. Yani insan olmaya, adam olmaya öğretmemiz evet. Gerekiyor çocuklarımıza. Çok acayip. Uzaydan konu geçiyor. Ben kendi bildiğim kadarıyla işte uzayı, evreni anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama tiyatro öğretmeniyim. Evet. Çok iyi anladım. Hayat zor. Tabii ki geleceğimizi şekillendiriyoruz. O çocuk yarın bir gün bizim cumhurbaşkanımız, başbakanımız, karşı bakkalda karşı komşunun işte altındaki manav olabilir, evet. Market sahibi. Yani aynen iyi insan öyle. Yetiştirirsek zaten her şey güzelleşecek. Kesinlikle sanat da öyle. Bunun için var. Gerçekten öyle. O kadar doğru söyledin ki takdir ediyorum gerçekten de. Maalesef. Emre'ciğim o zaman Hollywood'dan kimleri beğeniyorsun? Evet, o beğendiğim kişileri... Ya yani tabii Türk oyunculardan hepsi. Evet. Şu hepsi. An biz tamamen Hollywood. Yeniler için bir şey diyemem. Tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu bu tarz star isimler de harika oyunculuklar sergiledikleri projeler var. İnsanlar sürekli kendilerini geliştiriyorlar, yeniliyorlar. Evet. Vücutlar yenileniyor, beyinler yenileniyor. Yeni oyuncuları tanımıyorum ben. Çok ben de takip etmiyorum. En azından 30 yaş altını pek bilmiyorum. Tabii ki yani şimdi bu da şey saçma oluyor. Sen Türk oyuncuyu bilmiyorsun, Hollywood'u takip ediyorsun. İşte Batı özentisi yani. Alakası ama yapıyor yani, adamlar yapıyor saçma. Yani. Dünyanın aynen en öyle. Büyük üç kamerası Amerika'da. Adamlar yapıyor. Aynen güzel öyle. Kurgular. Tabii lütfen. Ki izlediğimiz bütün projelerin %80'i Hollywood'da hepsi dijital efekt. Oyunculukta sıfır hiçbir şey yok ama. Ama onu da çok iyi başarıyorlar yani. Tabii. Yani özellikle İran sineması. Önemli. Bu arada İran'a da İran'da çok gittim. Konuşalım, konuşacağız. Evet. İran sineması, işte Pakistan, Hindistan evet, harika çok filmleri iyiler. Var.
Fransız sineması, Avrupa'da da güzel filmler çıkıyor. İlla Hollywood demek gerekmiyor ama. Ay canım, İspanyolların da mesela müthiş, bayılıyorum yani. Şimdi Fransızlara çok girmiyorum. Çok new film çekiyorlar biliyorsunuz. Her şey çırılçıplak filmde. Evet. Ama şöyle bir şey. Tabii ki dünyada çok iyi oyuncular var. Avrupa'dan çıkmış çok iyi oyuncular var. Yani şeyleri de, yani Robert De Niro'yu, Al Pacino'yu kim beğenmez? Yani o dönemler Marlon Brando'lar, James Dean'ler, bir sürü insan var. Aynen öyle. Günümüzden gelen. Marlon Brando'lar, evet. Yani kült olmuş filmler zaten belli. Evet. Oliver Stone'lar yönetmen, Quentin Tarantino yaptığı filmler oynattıkken oyuncuya da oynattırıyor. Tabii. Çektiği açılarla, yaptığı senaryolarla, yani yazdıkları senaryolarla oyuncuya da oynatıyorlar. Aynen bunun öyle. Gibi. Yani esasen bunu sayamayız. Evet. Yani bizim çok şey olur, saçma olur yani. Dram da iyi. Ama lafınızı böldüm. En azından şöyle diyeyim. Hayatını çok iyi bildiğim bütün kitapları, bütün DVD'leri koleksiyonumda olan biri var. Kim? Biraz saçma oluyor. Arnold Schwarzenegger. İşte Terminator. Saçma değil, bayılıyorum ben de Arnold Schwarzenegger'a. Yani ben çok isterdim onunla tanışmayı. Avusturyalı o da. Tabii Avusturyalı. 1947 doğumlu. Evet. Çok yani severim o, ben de. Şimdi şöyle, bu tarz insanların hayat hikayelerini ben çok beğeniyorum. Nedeni şu, benim feyiz almamı sağlıyor ve ben örnek olarak da anlatabilirim. Evet. Çünkü ben de o kadar zorluktan geçmesem de hepimiz bir zorluktan geçiyoruz. Ve örnek mesela babası polis olmasına rağmen ona polis olacaksın diyor. O dedi hayır diyor, ben de polis olmayacağım, vücut geliştirmeci olacağım diyor. Aynen. Ve babası uyuduktan sonra gece birden sonra 3 katlı evinin rutubetli bodrum katında... Evet. Şınav çekerek vücudunu hazırlıyor. İşte dünyada efsane dünya, oluyor. Dünya birincisi, şampiyonu oluyor, birincisi oluyor. Sonra Hollywood aksiyon kralı. Ayrıca vesaire. Okulu hala devam ediyor. Bu vücut geliştirme ve şampiyonluğa tabii şeyler, yarışmalar düzenliyor. Valilik yaptı. Tabii valilik 8 yaptı. 8 yıl vali. O yüzden birçok bir şeyde. Evet, şimdi gönlüyle. O bazı konularda, siyasi konularda yorum yaptı. Türkler biraz ona tepki göstermişti ama... Ya tabii görüşler bir şey değil. O farklı, herkesin görüşü kendine. O sanatçı olarak da bambaşka bir adam. Ben de çok severim. Peki Emre'cim, İngilizcen çok iyi. Yurt dışı ile alakalı hiçbir şey düşünmüyorsun. İngilizce devam edebilir miyiz diye. What can I say? Düşünüyor musun yurt dışı ile alakalı bir şey? Şimdi şöyle. Var mı projen? Ben ortaokul, lise İngilizce okudum. Evet, İngilizce İşletme Üniversitesi okudum ve Acting School'da bitirdim. Ama şöyle bir şey. İstediğiniz kadar İngilizce bilin. O kültürde yaşamadığınız sürece, doğma büyüme, o dili konuşmadığınız sürece çok yapay kalıyor. Mesela aklıma geldi, söyleyeyim ya, Tamer Karadağlı. Evet. Bayılırım. Geçen Ankara'daydım, bir kafede gördüm. Kendisine sevgiler, selamlar. Sevgiler. Mükemmel bir oyuncu. Vallahi yanına gidip abi bir fotoğraf çekelim falan. O kadar sevdim. Evet. Neden? İngilizceden geleceğim. Evet. Türkiye'de izlediğiniz, özellikle zaten Sylvester Stallone'yi seslendiriyor, dublaj sanatçıları. Türkiye'de izlediğiniz bütün projelerde birçok ünlünün seslendirmesini Tamer abi yapar. Tamer Karadağlı yapar. Çünkü Türkçeyi kullanıyor. Diksiyonu çok iyi. Müthiş İngilizcesi var. Dublaj sanatçılığı çok ayrı bir şey. Zaten oyuncu olman lazım vesaire. Mesela o da Amerika'da galiba, yanlış hatırlamıyorsam doğmuş Amerika, büyümüş evet. Ya da sonradan mı gitmiş bilmiyorum ama hani oranın havasını tatmak, orada yaşamak. Evet. İngilizcenize geliştiriyor. Tabii ki sonradan öğrenip de harika İngilizce konuşanlar var ama acting yapmak, konuşmak ayrı bir şey. Ya biraz orada yaşamak sahneye gerekiyor. Sahneye çıkıp İngilizce oynamak ayrı bir şey. İşte beni biraz engelleyen bu oldu. Tabii ki oyuncusunu yaparsın. Ben Fransızca tiyatroda yaptım. Evet. İngilizce tiyatroda yaptım. İspanyolca da yaptım. Yapamadım. Ezberleyemedim. Çok güzel ezberleyemedim. Yapamadım pardon. Hani bıraktım. Yaptım dediğim hani... Denedim. Bir sayfa. Hani bir sayfa öyle bildiğim bir saat komple İngilizce yapmak, Fransızca falan konuşmadık. Ama dediğim gibi farklı dilde yapmak çok zor. Ya bence orada biraz yaşayıp da hani oraya ayak uydurmak. Ya mesela geçen bana bir sinema filmi geldi. Bütçede anlaşamamıştık. İngilizce bir ajan gibi bir şey. Polis. Bir Martin diye bir karakter polis. Ortak yapım. Yani kapıyı çalıyor. İşte ma'am this is the police. Hani çünkü polis uzatıyor ya şimdi. Aksan böyle. Şimdi bizde olsa
aç lan kapıyı. Aynen öyle. Bambaşka Türk, tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çok farklı. Yani. Evet evet. Çok iyi anladım onu ben seni. Onu oynamak o sadece aksan değil, o role de gireceksin. Evet. İngiliz polisin duruşu ayrı, bizim Türk polisin duruşu ayrı. Doğru, bambaşka. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi ya ben hayatımı İngiliz polisleri görerek geçirmedim. Onu, o kültürü orada yaşayıp onu benimseyeceğim ki onu ayrımını yapabileceğim. Demek istediğim şey bu. Çok iyi anladım ne demek istediğini. Ya onların tabii ki anlatımı bambaşka yani işte. Tabii ki. Bu yani Amerikan sitcomuyla Türk sitcomunun bambaşka bir şey olduğu tabii gibi. Espriler sonuçta. Ayrı. Burada vampir dizisi yapabilir misiniz? Asla. Kültürümüzde yok. Ben şimdi Almanya doğma büyüme olduğum için mesela Amerikan sitcomlarına ölüyorum gülmekten. Evet. İşte Almanya, Avrupa kültürü. Ve buradaki o komedilere hiç gülmüyorum mesela. Asla gülmüyorum yani. Yapılıyor ya bir sürü komedi filmi. İşte hiç komik gelmiyor bana. Espri tarzı farklı, aynen kültür öyle. Farkı. Aynen öyle. Ama onlara ölüyorum gülmekten mesela. Tabii. Hani o yüzden... O aradaki fark işte. Biraz. Burada cin filmi yapıyorlar. Ya işte ben onu vampir diyorum. Vampir filmi yapamazsınız. Sürekli bu nazar ayetleri ama yok. Ama yok yok. Ne olacak başka? Cinden başka bir şey yok ki. Korkutacak yani kötü ya karabasanlar vesaire. Yurt dışında da ghost yok. Var. Yani dinimizde de yok hani bak baktığın zaman. Cin sonuçta hayalet yani aslında. O da hayalet, o da hayalet normal. Ya hayalet yani değil şimdi. Kitapta ya varlık olarak geçiyor göremedim işte, vesaire gibi. Şimdi neyse o konulara girmeyelim evet, de. Evet ama mesela burada yani her zaman. Ya sen de o zaman ghost olarak yani hayalet yap yani. Onu biraz evrenselleştir. Ne yani cindir, nazar ayetidir. Gidiyorsun köyde bir kaşalvarlı teyzenin yanına. O sana bilmem ne yapıyor. Şimdi... Yok orada. Otel film çeken çok arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Ya benim de çok arkadaşım var. Şey inanılmaz ve bir sürü korku filmi güzel var bende. Güzel işler yaptılar yani. Güzel işler de var ama dediğiniz çok gibi şimdi... Çok nadir ya. Hiç korkmuyorum ben. Hiç korkmadım hiçbirinde. Evet. Ya şimdi son artık dönemde teknoloji gelişti. Türkiye'ye de bu sinematik teknolojiler gelmeye başladı. Programlar, evet, işte After Effects'ler, 3D, evet, işte onlar Green Box'la çekim gibi şeyler. Evet. Eskiden yoktu tabii ki. Evet. Yani Türkiye'de televizyon bile ne zaman gelmişti? Tabii canım 70'lerde ya düşünsenize geldi. Türkiye televizyon gelirken bizim şu an filmlerde dışarıda scooter'lar, işte evet, değişik şeyler, teknolojiler Amerika'da vardı filmlerinde kullanılıyorlar. Tabii ki. Bununla da alakalı yani adamlar, esasında. Adamlar tabii Türkiye zaten değil. Yani. 100 senedir. Müthiş işler. Bir sürü ülke var bunun gibi. Tabii ki. Mesela örnek İran. Evet. İran'a eğer o konuyu... Ha İran'ı izlersen konuşalım ya. İran'da sen bu reality show'lar, oradaki connection'lar, evet, belgesel oradaki tarzı. Bir arkadaşım aracı oldu. Orada benim evet oynadığım birkaç proje orada döndüğünde evet, beni görüp hayranlık besleyip ve tekrar diyorum oraya gitmemi, hı hı, bir proje teklifinde bulundular. Reality show tarzında ve belgesel bir yandan da. Tamam dedim. Hı hı. Değişik olur. Güzel de para verdiler. Neyse. Şimdi İranlı hayranların da var tabii ki değil mi? Böyle bir tanınmışlık tabii, oldu tabii orada ya ben değil çok mi? Instagram falan o tarz şeyler kullanmıyorum ama... Ama fark edilir mutlaka. Tabii canım, sürekli şeyler, İranlı arkadaşlarımız, dostlarımız, takipçilerimiz, hı-hı, şey yapıyorlar. Çok yani size yemin ederim yani Miami mi, Amerika Miami mi, İran mı deseler... tabii ki Miami ama yani İran'a gidin evet derim. Efsane. Ya benim tanıdıklarım süper var Tehran'da. Aslında gitmem mükemmel, gerekiyor da. Mükemmel, mükemmel yani. Bir yani bu kadar zaten Türkçenin yarısından çoğu Farsça. Doğru. Türkçe diye bir şey yok. Farsça konuşuyoruz. Oraya gittiğimde İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız evet vardı. Bir de Azeri Türkçesi konuşuyor. Bilmeyenlerle kendi aralarında konuştuklarında ben yarısını anlıyorum dediklerini. Anlaşılıyor. Mesela evet hem böyle hem şöyle evet hem diyoruz ya. O Farsi ile işte Türk evet çok tabii, tabii benziyor. Farsça. Hı-hı. Kültürlerimiz çok benziyor ve mükemmel bir tarihi var. Evet. Şeyler tarihçiler tabii ki daha iyi bilir ama mesela en şey camileri kenarda hı-hı köşede olan camiler İstişamlı. Çok mükemmel görsellere sahip de 170-180 senelik. Bir de İran'da... 4000 yıllık şehre gittim ben. 2000 yıllık bir cami, böyle bir yapı vardı. Dünyanın en pahalı mermerlerinin duvarlarında olan çok bir yapı vardı. Çok acayip tarih yatıyor. Tabii İsfahan, Tehran, Tebriz, Kaşan, hı-hı, buralara gittik. O dediğim gibi Aşkın 7 şehri, 7 şehre gidip gezdik. Hı-hı. Güzel bir projeydi. Ha, oradaki, Aşkın 7 şehri, evet. Tabii oradaki oyuncu arkadaşlarım da hepsi çok iyi oyuncular. 15 bölüm mü? Öyle bir şeydi evet. Yani, çoğu da süperstar, popüler insanlar, hı-hı, oyuncular. İran'da ve evet, Orta Doğu'da tanınan insanlar. Onlarla ekip olduk beraber işte bu projeyi çektik. Hem benim için de güzel oldu, deneyim oldu. Dediğim hı-hı gibi İran'ı görmeniz gerekiyor. Mesela çöl
Mısır'da bir küçüğüne sahra deniyormuş. Ben evet. hayatımda görmedim tabii. Nerede? Deve mi gördüm? Yani bir evet. Tekirada festivalde bir iki deve görüyorduk. O kadar. Hani orada sahra. Deveye bindim. Dıngır dıngır gezdik deveyi. Ne güzel deveyi. Değil mi? De çok keyiflidir ben ya. Korkuyorum. Deveye. Deve. Hep yani ağzı kocaman kapacak. Ama çok tatlılar değil mi ya? Çok şeker değiller tatlı, mi? Tatlı tükürüyor sürekli. Ha, neresi tatlı? Hani, sürekli hayvan tükürüyor önünde. Tamam. Bir gün bindik deveye. İşte sahrada çekim yapıyoruz. Kameraman burada falan. İşte sevgili Aliram, selamlar olsun ona da. Partnerim orada, o da oyuncu. Devede şey, işte bir ben biniyorum, bir o biniyor. O devede duruyor, binmiş. Ben de devenin böyle gidiyorum, tamam mı? Şey var, tribe girdim. Burada omuzum kapacak, benim omuz falan gidecek. Aa, iyice korktun paralı. Böyle ağız var, dişler doğru, bu doğru, kadar. Doğru, dişler kocaman. Yok, abarttım, dinozor gibi yok, oldu ama. Yok yani, ama bayağı büyük, doğru bayağı söylüyorsun. Böyle deve kadar deve. Bir de bir şey söyleyeceğim, üstüne çıktı mı çok yüksekte çok olmuyor yüksek. Mu? Ödün patlıyor de, değil mi aşağıya bakınca? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi deve deve yere çökerken ilk önce ön bacaklarıyla çöküyor. Ha böyle ha, bir öne gidiyorsun. Ben öne gittiğimi gördüm, bir daha göremedim. Böyle boynuna sarılmışım hayvanın. Sonra tekrar oturuyor ya, arka iki ayakta oturuyor, bir düzleniyorsun böyle. Tamam. Demediler ki bana öndeki iki ayak, yani öndeki iki ayağıyla indiğini söylemedi kimse. Ben böyle normal çökeceğim ben diyorum, kedi gibi. Öyle bir geldi, dedim eyvah gidiyoruz. Hayvanın boğazına sarıldı. Nerede falan gördüm de diyorum, ben kesin öyle olunca tabii, ben kesin ya, ben yani şey gibi ama o yüzden yani. O oturakları da çok sivri yapmıyorlar mı önü arkayı? Mesela iki kişi de tamam oturması için. Tamam da ama yer çekimi kuvveti de, denge değil mi? Problemi ha, değil mi? Öne düşersin gidiyorsunuz. Yani. Ben ayak kası yaptım hayvana yapışmak, örümcek gibi yapışın. Neyse. Ay çok güzel ya. Şimdi ya o 7 kişiyiz, 7 tane deve var. İşte herkes biri oturuyor, biri çekiyor. İşte bir böyle bir şey kamerayla çekim yapıyorlar. Hani yavaş yavaş evet. Bir de gitme hikayesi. Daha sonra olaya gireceğiz falan. İşte kumları kazıyoruz. Çok efsaneydi ya. Neyse. Ya bu 7 tane deve içerisinde en sinirli deveyi bize niye veriyorsunuz arkadaş? Yani deve anne dişiymiş. Hepsi erkek. Adile bizim dişiyi kovalıyorlar. Biz kaçıyoruz böyle. Ama çok tehlikeli bir dişinin de. Dişinin de yanında şeyi var, bir tane küçük yavrusu var. Ay yavrum. Şimdi devedeyim, üstündeyim ya ben. Ha böyle yavru alttan giriyor, oradan çıkıyor. Ay oradan, tabii. Ödüm patlıyor değil mi? Ya düşersin dedim, ya, ya bir şey oldu. Dedim ya şey yapacak falan. Düşünsene düşüyorsun, sıkıntılı üstüne yani. Düşüyor deve, Allah korusun. Ağır hayvan, sıkıntılı. Ölürsün ki, sonra Allah ne oldu? Korusun. Bana bırakma demişler bana. Tamam mı? Ben ne anladım, bırakan. Ben bıraktım şeyi, ipi. Deve kaçmaz mı? Ay. Oyuncu üstünde İranlı oyuncuk. Ha izliyoruz. Gidiyor. Aman çok zor ya. Gitti, bir saat sonra bulduk. Peki bir şey söyleyeceğim. Deveyi bir saat sonra, adamı bir saat sonra buldu. Çekim benim yüzümden bir saat ertelendi. Ben peki, nereden bileyim? Peki deveyi böyle şey yapanlar yok mu yani? Var sahi? Var. Seyis gibi, ne diyorlar ona? Evet hani, o... Ama şey baş edemiyordu herhalde demek. Sonra dedim benim aracı değiştirin. Evet doğru. Bir de ben o dönem vegandım. Gibi. Hayvanlara karşı şeyim. Hani kıyamıyorum yani. Daha hassas. Mesela evet. 2020'nin yazı bir dönem işi vardı. At kursuna gittim ben. Biraz hızlı yapmamız gerekiyordu. Şimdi hayvanın canı yandığı için çekiyorsun, evet. Canı yanıyor. O yüzden dönüyor böyle. Ya da buraya çektiğiniz zaman. Değil mi? Ya eziyet aslında ya. Ben bilmiyorum. Yani ben şeydim yani böyleyim. At Bey biraz yerler misiniz? Evet hani, şimdi vuracaksın. Ben ki. O hayvanın topuğumla göğsüne nasıl vuracağım? Hakikaten bilmiyorum. Ya. Yapan yapıyor. Bir şey diyemem. Yani böyle olursan süremezsin zaten. Ben birkaç eğitim aldım. Eğitimin sonu artık. Birkaç video çekeceğiz evet. Falan. Attan düştüm. Şimdi bu menengel, menaj ne alanı diyorlardı. Unuttum neyse. Kusura bakmasın arkadaşlar. Şimdi dikdörtgen ya bu. Evet, şimdi hayvan böyle gidiyor. Evet. Ben de yine dibe kadar gider böyle buradan döner sağ falan diye düşünüyorum. Sen ortada sağa bir dön, ben sola bir düştüm. Tabii. Kaburga gitti. Aa, 1,5 ay iptal. Projeye giremedim. Çok tehlikeli yüksekten. Kaburgamı kırdım. Ve tedavisi çok yok. Bekliyorsun. İyileşmesini böyle kendi kendine gibi. Mi şey oluyor? Tabii kaynıyor. Kendi kendine kaynıyor. Kaburgam çatlamış alttan. Öyle bir eziyet, öyle bir şey yok yani. Çok yemek yiyemiyorsunuz, olsun. Uyuyamıyorsunuz. Nefes alamıyorsun değil mi? Aldığında derin ağrıyor. Nefes aldığında batıyor vesaire. Yani düşünün yani ata çok bile binemedim. Anladım. Deveyi evet. Nasıl bineyim? Doğru. Ata binemedim. Abi. Yani İran benim için öyle komik geçti. Ne kadar daha güzel. Bunun gibi komik hikayelerimiz olacak var. Olacak mı İran'da projeler? Var. Bir iki, işte pandemi olmasa çok güzel projeler vardı. Olur yine olur. Pandemi bitti. Ben tavsiye artık. Ederim arkadaşlar. Vize sorunu yok. Uçak biletleri ucuzladığında... Bugün ben çok tavsiye verdim ya değil mi? Evet ama ne güzel. Yo, çok faydalı şey tavsiyeler veriyorsun. Evet ben çok seviyorum. Geçenlerde harikasın. Zaten Büyükelçimiz İran Başkonsolosu beraberdik. Onların Nevruz Bayramı için bir özel evet. Protokol yemekteydik.
sağ olsunlar, seviyorlar, davet ettiler. Ondan önce bir yine bir reality show tarzı, bunun gibi pardon, bir talk show'a katıldık. Hatta sevgili Mustafa Aydın, Aydın Üniversitesi'nin kurucusu Mustafa Bey vardı. Biliyorum, profesör, Mustafa Bey'i tanırım. Daha sonra burada İranlı olup Türkiye'de yaşayan profesörler, doktorlar vardı. Evet. Hani doktorun programı gibi bir şeydi, bir oyuncu bizdik yani. Ne güzel dedim, ya. Merhabalar falan. Keyifli geçiyor yani, bir katıldım 3. programda. Aram çok iyi onlarda, çok seviyorum. Süper, güzel. Kültürlerimiz %100 benziyor. Evet. Kebabından şeyine kadar. İran maceralarım böyleydi. Peki Emre, roman yazmak nereden aklına geldi? 2015 yılında Yalnız Aşka Sığınmak diye ilk romanın çıktı. Evet, evet, İkinci için evet. Çalışıyorsun. Evet. Biraz romandan bahseder. Ya şimdi şöyle, zaten oyuncu insan yazar. Oyuncu olup da oyunculukla uğraşıp da şiir yazmayan bir tiyatro metni. Ya, ben öğrencilerime de bunları diyorum. Ya hocam bir şey yazdım ama kötü olmuş. Hayır. Kime göre kötü? Pardon. Aynen öyle. Kime göre kötü? Kimse sana önünü kesemez. Asla hedeflerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin. Her zaman bunları da söylüyorum öğrencilerime de. Yazacaksın. Evet. Ailelerini çağırıp söylüyorum. Her zaman yazacaklar. Kafandan bir hikaye mi geçti? Yaz. Evet. Yazmaya ne çalış. Ne olursa olsun. Hiçbir şey yapmamak kötü yapmaktan daha kötü. Çok bir şey doğru. Yap. Benim doğrum de, benim yanlışım de. Ama hiçbir şey yapmamaktan daha iyi. Yanlış aynen yapmak öyle. Daha güzel. Çünkü doğru. Doğruyu öğreneceksin. Ama hiçbir şey yapmamak, olduğun yerde durmak daha kötü. O yüzden bu işin mesleği. Ya bizim bu, pardon, bu mesleğin, bu işin doğasına olan bir şeydir zaten yazmak. Evet. Ben de, benim de yazdığım hikayeler vardı. Daha sonra bir arkadaşım bağlantısıyla onları birleştirdik. İlk romanı çıkardık. Güzel. O da güzel gitti. İlk 20'de 16'ya girdi. Güzeldi o dönem. 2015'te hatta sevgili Ömür Gedik'te de bir röportaj yapmıştık falan. Şimdiki peki? Yani şimdiki ben evet, pandemide birçok insan bir şeyler yazmaya başladı ama pandemiden önce ben buna başlamıştım. Normal yani, dedim yazayım, bir şeyler yapmaya çalışayım. Kafamda birkaç bir şey vardı. Nereden girdiysem çıkamıyorum işin içine ya. Dönem işi değil mi? Ya normal başladım da nasıl döndü, döneme nasıl döndü anlamadım yani. 1923 ile 1950 senesi arası, 1950'de ha. Beyaz Devrim, Adnan Menderes zamanı, bunları anlatıyorum. Oo, siyaset, aşk, bor mineralleri, her fırtına, şey bir de biraz ajan, işte Seragal Parsili bir çocuk. Ha. Efsane bir şey oldu. Kendimce yazmaya çalışıyorum. Belki kötü bir şey oldu, bilmiyorum. Seyirci karar verecek. Şu an bir romanın roman olması için 50 bin, 52 bin kelime falan olması gerekiyor. Hmm. Benimki şu an 39 bin kelimede. Ha, kelime olarak sen sayıyorsun. Tabii zaten hep öyle. Bütün yazarlar roman öyle sayar. Olarak. Yayın evleri de böyle sayar. Hani tabii ki 30 bin kelimeye de roman çıkaran var ama tabii. Dünya şartlarında 50, 52 bin, 52 bin, 54 bin kelime olması gerekiyor. Yani bir roman kaç sayfaya tekabül ediyor aşağı yukarı? 450, 350 ile 550 sayfa. Tabii boyutuna göre de değişiyor. Ya yok şey zaten gibi. Onlara A5 belli. Aynen, evet, 10 evet. Kaça kaçtı şimdi hatırlamıyorum. Evet, evet. Yani 390 ile 550 sayfa hı-hı. arası bir şey olması gerekiyor. Şimdi Manisa'da geçiyor hikaye. Bir tane karakterimiz var. Sevgilisine Necip Fazıl'dan şiirler okuyor. Diğer aa. Karakterimiz ona Nazım Hikmet'ten şiirler okuyor. Sen hepsini araştırmak tabii. zorundasın değil mi? Hepsini araştırıyorsun. İşte 1950 ile 1923 arasında ezanın Türkçe okunması şartı var. Arapça okumak yasak. Ama bir tane karakterimiz aa. Var Arapça okudu diye. Hayatı kararıyor, aa, ceza alıyor. O dönemin anayasasında kaç tane ceza vardı? Onu yazıyorsun araştırıp. Hmm. Doğru kaynaklardan buluyorsun. Tabii TRM'nin. Şart. Tabii yani sürekli araştırmak. Yani evet. Şeyle telefonunu arayıp öyle bir aşkın şey yok. Neredesin? Yok. Telgraf evet. yolluyor. İşte evet. bilmem ne arabaya biniyor. Yolla daha mektepler var. Evet. Eğitim ne? Betimleyerek yazıyorsun. Roman evet. bu. Yani etrafı vay yazıyorsun. Be. Yollar nasıldı falan. Beynim durdu artık, yazamıyorum. Müthiş ya. Bana yardım edin arkadaşlar. ne yani, güzel ama tabii. ya. Harika, sonra 1950'den mi? Sonra Beyaz Devrim oldu. Hatta Menderes evet. Paşa geldiğinde o da artık ezanı Türkçe yapıyor. Pardon Arapça yapıyor artık. Arapça Türkçe yapıyor, olmayacak evet. diyor. Bizim bu karakterimiz. Ya ben burada çok spoiler verdim. Çalmayın hikayemizi. Telifi bende. Yok ya diyorum. Çok zor bir iş yaptığın telifi için bende. Bence yani. Yok yok güzel bitiyor. Çok çıkarayım. Güzel. Çalmayın. Ne zaman tamam. aşağı yukarı planlıyorsun? Yok şaka bir yana yani Haziran'ın sonuna doğru artık bitirip. Ha şey yani bu. Tabii tabii bu yaz yani. Artık çıkarmayı planlıyoruz. Aa, birkaç yayın evi var, görüştük. Çok o zaman beğendiler. Bir tane imzalı hatta isterim. Bir iki tane buraya tabii ki. Hatta bir daha geliriz, romanı konuşuruz. Tabii zaten yeni sezonda inşallah tekrardan. Hatta birkaç yeni dizi projesi var yeni sezonda. Konuşuruz anlaşırsak onları da. Onları da konuşuruz. Son dakikamıza girdik, toparlamamız lazım. Evet, aslında bir sürü daha sorularım evet, vardı. Evet, ana haber bültenimizin son dakikalarına geldik.
Konsepti çok beğendim bu arada. Gerçekten evet, beğendim. Evet. Harika. Çok teşekkür ederiz. Öyle yani. Roman da bu şekilde bakalım. Çok güzel. Biraz sansasyonel bir şey oldu. Yani dini ve siyasi görüşler var ama bir taraf tutmadan, birilerine hedef göstermeden bir o güzel kişiye bir şey işte. Yani evet. Hedef göstermeden yaz. O yüzden zorluyor biraz da. Doğru. Emre, iyi ki geldin. Gerçekten sohbetine evet. Doyum olmuyor. Çok güzel bir program oldu. Daha 5 dakika olmadım ya. Yok bayağı şu oldu an. Mu? Yok, ben daha konuşurdum dakika, yani. Son dakikamızdı. Son dakikamızdı. Tamam. Süremizi açtık ama tamam. İyi ki geldin. Ayaklarına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, ünlü sohbetlerin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.